E bu akademik destek platformunun içerisinde 4 tane büyük bileşen ve onları işleyen çok önemli bir zeka var. Bu bileşenler akademik destek zekası ile beraber işlenerek okulumuzdaki tüm bileşenlere, tüm paydaşlara dönüt veren, onları doğru yönlendiren bir sistem haline geliyor. Okul yöneticilerimiz, ölçme değerlendirme birimlerimiz, velilerimiz, rehberlik birimlerimiz, ders öğretmenlerimiz, öğrenciler özelinde hepsiyle ilgili detaylı raporlar ulaşabilip onları doğru şekilde yönlendirebiliyorlar. EBA Akademik Destek Sistemi aslında 3 büyük bileşenden oluşuyor. Az önce söylediğim akademik destek zekasının içinde onları işleyen, onları çözümleyen birçok bileşen, ekstra bileşenler de var. Ders planları, reperlik uygulamaları, performans raporları, video ders anlatımlar, önceki yılın geçmiş soruları, çalışma soruları, özetleri, testleri gibi birçok dijital içerik. Bu tüm bu içerikleri, tüm bu zekanın üzerinde çalıştığı bir web uygulaması ve tüm bu web uygulamasının tabii ki bir mobilde de çalışabildiği bir mobil uygulaması var. Bu dijital dünyayı destekleyen çeşitli basınlı yayınlarda mevcut konu kavrama testleri yani yaprak testler ve okullarda düzenli olarak uygulanan deneme sınavları da bu sistemin önemli bileşenlerinden. Akademik desteğin eğitsel modeline baktığımızda öğrencilerin hedeflendirmesini ve onu gün gün çalıştırması üzerine döndüğünü söyleyebiliriz. Aslında akademik desteğin eğitsel modeli ilk önce öğrencilerin ana hedefini belirlenmeleriyle başlıyor. Ana hedefini belirlemek için öğrenciler sisteme girerek bir tercih listesi oluşturuyorlar. Tercih listesini düzenledikten sonra sistem üzerinde öğrencilerimiz için bir hazır bulunuşluk denemesi sınavı mevcut. Öğrenciler hazır buluşluk sınavını aldıklarında sistem öğrencilerin nasıl bir yoldan geçeceklerini onlar için kişiye özel bir şekilde planlıyor. Öğrencimizin bulunduğu noktadan hedefine gitmesi için önündeki yolu onun için basamaklandırıyor ve adım adım hedefine doğru ilerlemesi için ona doğru yönlendirmelerde bulunuyor. Kişiye özel bir rehberlik uzmanı da sistem içinde var diyebiliriz. Öğrencimiz sistemde hedefine giderken, örneğin buradaki 515 puanlı hedefe olan bir öğrencimiz var aşağıdakilerde öğrencimizin tercih listesindeki diğer bölümler. Öğrencimiz bir hazır bulunuşluk sınavı almış ve 255 puan çıkarabilmiş. Sistem öğrencimiz için önündeki yolu 8 hedef basamağına bölmüş. Yani bu öğrencimiz 255 puandan adım adım sistemin doğru yönlendirmeleriyle, çalışacağı testlerle, çalışacağı konu anlatım videolarıyla öğrencimizi adım adım hedefine doğru yönlendirmeye çalışacak. Bunun için sistem öğrencinin seçtiği hedefe uygun hangi derse ne kadar ağırlık vereceğini belirleyen net hedeflerini belirlemesini istiyor. Senin puanın, güncel puanını bir üst hedefe, bir üst basamağa çıkarabilmek için hangi derslere ne kadar ağırlık vereceğini sistem bir öngörüde bulunarak öğrencimizi özel bir şekilde hazırlıyor. Eğer öğrencimiz isterse derslerdeki net hedeflerini tek tek kendisi değiştirebiliyor. Öğrencimiz deneme sınavına da katıldıktan yani hazır buluşunu aldıktan sonra sistem öğrencinin bulunduğu noktadan bir üst adımına geçebilmesi için hangi derse ve o dersteki konulara ne ağırlıkta çalışması gerektiğini hesaplıyor. Öğrencim matematiğe %67 çalışması gerekirken bir fizik dersine %40 çalışması bir üst hedefine geçmesi için yeterli olabilir. Bu yüzden sistem öğrencinin hedeflerine ve hazır buluşuna uygun olarak her derse, her konuya farklı ağırlıklar vererek farklı ders hedefleri oluşturuyor. Her dersin de altındaki konular o konunun üniversite sınavında çıkma olasılığı da hesaplanarak farklı konu hedeflerine bölünüyor. Yani her öğrenci sorumlu olduğu derslerin hangi konusuna ne derinlikte çalışması gerektiğini sistem yönlendirmesi ile bulabiliyor. Öğrenciler konuların hedeflerine ulaşabilmeleri için her konunun içerisinde bir konu yeterlik durumu diye rapor oluşturulmuş durumda. Öğrencilerin tek yapması gereken şey bu raporda konu hedeflerine erişmek için konuya bağlı testlerden bu konuyla çıkmış sorulardan yeterli başarı göstermeleri ve konudaki rengini yeşile getirmesi. Akademik destekteki bütün hedeflemeler bütün